Günaydın. Uyuyabildin mi? Uyudum. Aylin sen çok terlemişsin. Kalk bakayım. Hay Allah'ım yarabbim sırtında su gibi. Canımızda da temiz çamaşır yok. Aylin ben bir eve gideyim de sana çamaşır getireyim tamam mı? Aman boş ver anne. Yok. Hem Mete'ye de bir şeyler söylemem lazım. Ben hemen gelirim. Sen yat hemen gider gelirim ben. Hasta bakıcı hastalanmış, hastaneye gitmiş. O yüzden ben getirdim. Mühim bir şey mi var? Yok, hayır. Sadece doktorunuz sizinle konuşurken benim de burada olmamı istedi. O yüzden geldim. Özellikle istedim. Çünkü bir konuda Aylin Hanım'ı ikna etmemiz gerekecek. Aylin Hanım, bütün tahlillerinizin neticesi gelmedi. Ama bazı neticeler ve yaptığımız muayeneler sonucu şunu söyleyebilirim ki... hamileliğiniz hayatı risk arz ediyor. Eğer bu doğumu gerçekleştirirseniz... hayatınızı kaybedebilirsiniz. Benim tıbbi tavsiyem... bu hamileliği sonlandırmaktır. Aylin. Aylin Hanım, iyi misiniz? İyiyim ama... emin misiniz? İnanın emin olmasam bunları söylemezdim. Çocuğumu doğurmak istiyorum. Asla tavsiye etmem. Ama karar verecek olan sizsiniz. Tarık Bey'i de siz konuşsanız iyi olur. Ben odamda olacağım. Kararınızı bana bildirirsiniz. Ağırmış Meret. Dinlenir Erasmi. Tamam, bir su içeceğim. Aylin'im, geçmiş olsun. Oh, güzel. Geçmiş olsun.
göstermek istiyorum. Hepinize. Geç babaanne. Ben ilk defa hamile olduğumu duyduğumda ne yapacağımı bilemedim. Şaşkındım. Korktum. Sonra kendimi bir anda merdivenlerden yuvarlanırken buldum. Ölüyorum sandım bir an. Bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Bir de baktım, bebeğim için üzülüyorum. Kendim için değil. Bebeğim için kaygılanıyorum. Ona iyi bakamadığım, annelik yapamadığım için utanıyorum. İşte o zaman anladım ki ben bu bebeği seviyorum. Anlayın beni, ben karnımdaki bu fasulyeyi seviyorum. O benim yaşadıklarımdan hiçbirini bilmiyor. Eğer benim bir hatam, bir suçum varsa bu onun sorumluluğunda değil. Bu yüzden ben bu bebeği doğurmaya karar verdim. Onun benim içimde bulduğu hayatı ondan almaya hakkım yok benim. Ne olur anlayın beni. Aylin, Aylin. Aylin, kızım olmaz. Anlasana kızım, olmaz, bu iş olmaz. Cemile olmaz. Baba, ben kararımı verdim. Yahu karnın büyüyecek. El aleme ne diyeceksin? Millet tefe koyar bizi Cemile. Oğlum Paris mi lan burası? Tamam, bağırma. Bağırma. Neredeyse kör topal birini bulup kızı evlendirelim demediğin kaldı. Bir süreliğine burada kalırım. Sonra başka bir şehre giderim. Sonra çocuğumu doğurur dönerim. Sorarlarsa evlendim, ayrıldım derim. Siz üzülmeyin. Benim yüzümden acı çekmenizi istemem. Seni mutsuz görmek bizi üzer kızım. Üzülmeyin. Çünkü ben mutlu olacağım. Bebeğim beni hayata bağlayacak. İyi olacağız. Aylin. Aylin kızım. Bunlar ne Cemile? İş işte. Trikotaj işleri. Bu işi mi yapacaksın? Allah aşkına bundan ne para kazanacaksın Cemile? Gözlerine yazık ya. Ya yapanlar nasıl yapıyor? Karşı Trikon'un işçileri nasıl yapıyor? Onlar artık işsizler Cemile, iş arıyorlar. Ne? Kenan Bey atölyeyi kapattı, hepsini de işten çıkardı. Verdiği 3 kuruş para fazla geldi herife. İyi işte. Trikotaj sektörünün açığını sen kapatırsın Cemile. Çok komik. Şimdi çalışmak için bir sebep daha var. Biz istersek neler başarabiliriz göstereceğiz herkese. O Ali, Deyus'una da, Kenan'ına da. Öbürünü de getir ben. Daha da kim varsa alemde hepsine. Ben de çalışacağım seninle. Beraber çalışacağız.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.